Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TDIT Geometri Soru Bankası kitabında nokta analitiği konusundaki eksenlerde ve bölgelerde noktalar testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Örnek 1'de A noktası x eksen üzerinde verilmiş. x eksen üzerindeki bir nokta apsi 2 ise ordinatı ne demektir? 0 demektir. Yani şurası 0 olacak demek. 2A eksi 6 eşit 0 ise 2A eşittir 6 yapar. A'yı da buradan 3 olarak buluruz. Sonra bu B noktasına bakalım. Buradaki B noktası da Y ekseni üzerindeymiş. Y ekseni üzerindeki bir noktada 0'a 4 yani şurası 4 ise 0'a 4 şeklinde olacaktır. Yani 3B eksi 12'nin eşit 0 olması lazım. 3B eşittir 12 olur. B'yi de buradan 4 olarak buluruz. E bizden A artı B isteniyor. Yani 3 artı 4'ten cevabı böylelikle 7 olarak buluruz. Örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. A noktası ve B noktası verilmiş ve orijinin oluşturduğu üçgenden bahsediyor. Arkadaş analitik düzlemi çizelim. A noktası nerede? 0'a 3'te. y eksen üzerinde. Öbürü B noktası 4'e 0 x eksen üzerinde. Bir de orijin. İşte bu üçgenin oluşturduğu bölgenin çevresi isteniyor. Burası 3 burası 4. E koordinat sistemi dik kesiyor. 3 4 5 üçgeni o zaman çevre ne yapar? 3 4 ve 5'in toplamı yapar. O da 12 yapar. Örnek 2 12 oldu geldik örnek 3'e. Y ekseni üzerinde bulunmaktadır. İşte bu nokta hem x hem de y ekseni üzerinde bulunmaktaymış. A. X ekseni bu üzerinde bulunuyorsa y sıfırdır. Y ekseni üzerinde bulunuyorsa x sıfırdır. O zaman hem x hem y eksen üzerinde bulunuyorsa bu nokta sıfır sıfır noktasıdır. Yani bu nokta orijindir. Yani 2m eksi 6 eşit sıfırdır. 2m eşittir. Alttan m'i buradan 3 buluruz. Bir de 3n artı 12 de sıfırdır. 3n buradan eksi 12'den. N de buradan eksi 4 olarak buluruz. M artı yani 3 artı x4 virgül m çarpı n yani 3 çarpı x4. İşte bu kaçıncı bölgededir diye soruluyor. Eksi 1'e eksi 12. Hocam eksi eksi hangi bölgede eksi eksi bu bölgede. Bu bölge kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. E o zaman cevabımız üçüncü bölge yaptı. Örnek 3'te. Geldik örnek 4'e. A noktası analitik düzlemin dördüncü bölgesinde olduğuna göre. Arkadaş dördüncü bölgede ne demek? Abs pozitif ordinat negatif demek. Absis pozitif ordinat negatif. 2m eksi 6 büyük 0 demek. 2m büyüktür 6 demek. M de büyüktür 3 demektir. Bu m eksi 10 da küçük 0'dan m'i de küçüktür 10 buluruz. Yani m'in aralığı ne oldu? 3'ten büyük 10'dan küçük oldu. 3 ile 10 arasında oldu. Kaç farklı değer vardır burada? 10 eksi 3 eksi 1 tane olmuyor muydu? Büyükten küçük çıkart bir de 1 çıkart. Yani 6 tane olmuş oluyor örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. A, A virgül B noktası analitik düzemin ikinci bölgesinde ikinci bölgesine bakıyorum. Eksiye artı oluyor. Eksiye artı burası. E o zaman A'nın işareti eksi. Hocam bu eksi ise eksi eksinin çarpımı artı yapar burası. B'nin işareti de artı. Artı artı art yan yana geldi. Artı oldu burası. A çarpı B. E hocam eksi ile artının çarpımı Ne yapıyor? Eksi yapıyor burası. O zaman artıya eksi oldu. Artıya eksi bakacağım. Hocam artıya eksi kaçıncı bölgede oluyor bu? Dördüncü bölge oluyor. O zaman cevabımız 4. bölgeye oldu. 5. soruda geldik 6'ya. A noktası ile B noktası analitik düzlemde aynı bölgedeymiş. Arkadaş bunun işareti artı mı abdisi? Abdisinin artı olması lazım. Yani 2n eksi 4'ün büyük sıfır olması lazım. 2n büyüktür 4. n'in büyüktür 2 olması lazım. Şuradan da bunun işaretini bilmiyorum ama bunun işaretini biliyorum. Bu eksi ise bunun da işareti eksi olacak. m eksi 4 küçük 0 olması lazım. m de küçüktür 4 olur. Şimdi m eksi n'in m ve n tam sayı olduğuna göre M'nin eksi N'nin en büyük değeri isteniyor. O zaman M'nin en büyük değerini bir seçeceğim. N'nin de en küçük değerini seçeyim. Pozitifin en büyük negatif de şunun da en küçük değerini seçersem M eksi N'nin en büyük değerini bulurum. Evet M'nin en büyük değeri m 4'ten küçük ya en büyük tam sayı değer nedir? 3. Yani buraya 3 yazdım. Eksi N'nin de en küçük değerini seçmeliyim. 2'den büyük ya. O zaman N yerine de ne yazabiliriz? 3 yazabiliriz. E 3 eksi 3'ten cevap kaç yapar o zaman? 0 yapar. Örnek altıya da bu şekilde bulduk ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde koordinat kullanımı testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.